Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Ne var ne yok? Umarım herkese çok çok iyidir. Çok şükür biz iyiyiz. Bizler iyiyiz arkadaşlar. Öyle bir şiddetli rüzgar dün geceden beri böyle yağmur hafiften yağıyor. Ama bir yandan güzel bir şey. Her taraf yeşillenmeye başladı. Ama nasıl soğuk var, buz gibi. Yarın kar gösteriyor. Yarın çarşamba arkadaşlar. Yarın kar gösteriyor. Vallahi şimdi bile dondum o derece. Arkadaki dağlar manzara çok güzel gözükmüyor mu? Yemyeşil ne kadar güzel değil mi? Manzara falan çok şahane. Çok güzel oldu. Artık renkler bayağı böyle belirgin bir şekilde oldu. Yağmur da yağınca kendini iyice belli ediyor. Tavuklar bile çimenleri nasıl yiyorlar bu rüzgarda. Kız içeri girin, uçarsanız uçarsınız. Şöyle şu taraftan da bura Kartalkaya tarafı arkadaşlar. Buradan kar geliyor. Zaten yükseklere yağmış. Açıklıkta biraz kar gözüküyor. Yani yarın sonra Perşembe günü ve Cuma günü de biraz az gösteriyor tabi de. Türkiye'nin bütün çoğu yerine yağmur gösteriyor. Fırtına gösteriyor. Ama bizim buraya kesinlikle ne yağar arkadaşlar? Kar yağar. Bakalım kar yağacak mı? Ne olacak? Sizlerle paylaşırım. Çamlar falan bayağı güzel olmuş. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Yine iftar menüsü var. Bayağı da soğuk. Dışarıda beklemeden hemen içeri doğru geçelim. Akşam menüsünde neler var? İlk önce iftarımıza hazırlık yapalım. Sonra dışarı çıkıp hayvanlarla video çekelim. Tabii ki de bir tane hatta iki tane yavru doğdu arkadaşlar. Oğlak. O kadar tatlı, o kadar güzeller ki minicik şöyle şu kadarcık bir şeyler. Onları da sizlere çekelim. Evet arkadaşlar, şimdi akşama köfte yapacağım. Sobanın fırınında tabii ki. Şöyle altına bir yağlı köfte koydum tepsinin. Burada da kıymam ve içine kattığım malzemeler var. Şekil vermeye geçebiliriz. Ben şöyle uzun bir şekilde yapacağım. Köftelerimi yaptım şu şekilde. Parmak köfte. Biraz köftem attı. Bunu da çorba yapacağım ama yarın akşam yaparım. Güzel oldu. Şimdi bunları buzdolabına koyayım. Biraz dinlensin. Akşam da pişiririm. Thank you.
Evet, sıra neye geldi? Pide yapmaya arkadaşlar. Pidemizi yapacağız. Tabii ben hamuru yoğurup dışarı gideceğim. Çorbam da sobanın üstünde pişiyor. Köfteler de buzdolabında. Şimdi maya koydum. Biraz su, biraz da şeker. Bunlar kabardı. Böyle zeytinyağı biraz kestiriyorum. Biraz daha ılık su ekleyeyim. Ve bu kadar yeterli. İki tane pide yapsak bize gayet yeter arkadaşlar. Şimdi şöyle. Çok basit. Evde siz de deneyin arkadaşlar. Güzel oluyor. Ramazan nasıl gidiyor arkadaşlar? Ben bugün biraz şaşkın gibiyim. Ama öyle güzel yağmur yağdı ki tepelere kar yağmış. Şimdi dışarı çıkalım, sizlere onu da göstereyim arkadaşlar. Bu gece de artık buraya mı yağar, nereye yağar göreceğiz. Biz de yarın, geçen hafta aslında Bolu'ya gidecektik. Gidemedik. Yarın eğer Bolu'ya gidersek orada da bir video çekmek istiyorum. Bayağıdır çekmiyorduk böyle pazar videosu falan. Öyle çekeriz arkadaşlar. Güzel olur. Cıvık oldu sanki. Cıvık olması daha iyi de. Biraz daha un ekleyebiliriz. Bu bize yeterli ya. İki tane pide. Sıcak sıcak güzel olacak. Yağ, kırmızı toz biber ekledim. Şimdi çorbamın üzerine ekleyeceğim. Çok güzel de bir rengi oldu aslında. Eklemesem de olurdu ama yine de şöyle toz kırmızı biber çorbaya yakışır. Hemen sizlere şöyle kıvamını göstereyim. Bayağı güzel bir çorba oldu. Artık dışarı gidiyorum ben. Gelin şuraya. Tamam. Şimdi karlar erimiş ya. Gerçi o üst tarafta biraz daha var sabah güne göre. Bir tık daha yağmış. Hava yağmur yağdı, dindi, bir yağdı, bir dindi. Karışık bir şeyler oldu. Şimdi karşıdaki karı göstereyim ben sizlere. Yine sabah gösterdiğim yer ama bakın daha çok yağmış buraya. Bayağı beyazlaşmış. Şimdi telefonda çok belli olmuyor kamerada ama çıplak gözle bakıldığında daha net. Gerçi iki
ağaçların farkından da belli oluyor yani. Şöyle benim en son size göstereceğim yer burasıydı ama burası eriyivermiş karlar hemen. Bizim koyun da burada arkadaşlar. Birazdan gelir. Şimdi koyun bizim dışarı çıkıyor artık. Koyun dışarı çıktığı için akşamları ot vermiyoruz. Bayağı iyi oldu. Yaklaşık bir haftadır falan dışarıda karınlarını çok güzel bir şekilde doyuruyorlar. Böyle kocaman karınlı oluyorlar. Onlar kuzusuz koyunlar arkadaşlar. Kuzulu koyunlara akşamları veriyoruz. Sabahları veriyoruz bir de. Bu büyük sürüye sabahları ot veriyorduk biz. Ama baktık ki yemediler arkadaşlar. Verdik, yemiyorlardı. Sonra biz de otu kestik. Şimdi çok rahat bir şekilde karınları doyuyor. Bayağı memnunlar. Zaten etraf falan bayağı yeşermiş. Güzel bir şekilde. Benim hatta gelmiş buraya. Şimdi ilk önce ne iş yapıyoruz? Tavukların yemlerini verip yumurtaları toplayacağız. Sonra o küçük oğlakları var ya, onların yanına götüreceğim sizleri. Sonra inekler, inek değil daha doğrusu, daha düve arkadaşlar. İlk buzağıları olacak. Onlarla da, onlar yukarıki çadırdaydı. Annemle beraber onları da aşağıya getireceğim. Şimdi şu tavuklara bir yemini dökelim. Nasıl koşuyor şuna bak. Koş koş koş. Gel kızım, gel gel gel. Bu güzel kızlar doğuracak arkadaşlar. O yüzden bunlar çadırdaydı. Şimdi aşağı dama götürüyoruz. Gel kızım gel. Ne? Dolanma, yukarı dolanıyor. Gel gel, gitme o odada. Gitmedi, gel. Alışınca görürler belki. Bu iki tane düve kızlar duracaklar. Gel kızım gel gel. Aferin size. Girin kızım. Gel gel gel. Aferin sana. Hadi. Hışt. Hışt. Gir. Hadi. Evet. Birkaç gün alışana kadar. Göstere bak, göstere. Yüviş yüviş. Utanma kız, utanma, gel. Keçinin bir tanesi uyuyakalmış bakın. Günaydın.
Gel bakalım. Annem bu. Ey, ey, ey. Anasının güzelleri. Bu oğlan. Bu da sarı kız. Şunlar bakın, daha tüyleri bile yok. Ya bunlar ne ya? Ne bunlar ya? Şebek gibi bir şey bunlar ya. Çok mu acıktınız? He? Ananızı tutayım da. Hemen hadi. Annesi, bak bunlara. Gel. Buldunuz mu? Aha, neymiş orada? Sen de güzel durgu. Yantırı gibisin. Durgusu. Sarı kız. İyi maşallah çilen de. Bu cümcüm öcük küçük. Oğlan emmiyor. Dur anne. Buldunuz mu? Aferin kız sana. Oğlan kardeşin. Heh, o da buldu. Bu da emmi. Aferin kız sana. Aferin sana. Hello. Kıvırcık kızım benim. Daha yeni doğdukları için tüyleri şey olmadı. Güzelleşmedi daha. Kaşık kaşık duruyor. Yeter çok emme. Cümcüme. Sen nesin çıktın gene oğullara? Emiyorsun değil mi? Eferin. Emiyor. Şaşkın ördek. Ay şaşkın ördek. Karnın doyurdun. Oh mis. Bu oğlan doyuramadı bu oğlan. Bu oğlan doyuramadı. Birazdan bir daha emdireyim. Hoş geldin kara oğlan. Eve geldim, ben şöyle üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum köfteleri. Artık sobaya koyabilirim. Bir taraftan da şeyler yapacağım arkadaşlar. Pideleri. Şimdi arkadaşlar. Hamurum kabarmıştı. Aslında hamurumu şöyle açıp gitmem gerekiyordu ama maalesef açmadan gittik. Yani dışarıda da işler bitmiyor ki arkadaş benim. Bir sürü işim var. Şimdi şunu koyalım. Altına biraz mısır ekelim. Güzel kıvarmış ama bakalım nasıl olacak. Elimi biraz yağlayayım. Yoksa yapışır bu hamur bana şimdi elime. Bismillah. Hamur yumuşacık. Güzel bir hamur olmuş. Zaten cıvık bir şekilde yoğurmuştum. Bunu şöyle ikiye bölsek. Bunu biraz daha ekliyorum. Yapışıyor. Bayağı da cıvık olmuş ama işte. Şimdi bunun kabarması gerekiyor tepside. Tepsi mayasını alması gerekiyor. Ben de bunun için biraz geç kalmış olabilirim. Bu hiç sorun değil. Üzülmeyin arkadaşlar böyle şeylere. Biraz daha yağlayayım ben bunu. Kim aç kolay açısın?
Aslında böyle koymak daha güzel olacak değil mi? Şöyle. Kabarsın bu. Bunun üzerini de şununla kapatayım şöyle. Bir de kabarsın. Sonra şekil vereceğiz. Şimdi salata yapalım bir de. Ah ne güzel böyle seralarından falan biberleri toplayıp geliyordum arkadaşlar. İşte salatalıkları bir şeyler toplayıp geliyorduk. Ne güzel şey oluyordu. Taze taze organik organik yiyorduk. Ama artık ilkbahar geldi, yaza da yaklaştık. Yenilerini ekmemiz gerekiyor. O yüzden yani mesela şu ana kadar biz arkadaşlar kolay kolay hiçbir şekilde mesela dışarıdan yemekli falan almadık. Hep böyle bahçemizden koyduğumuz şeyleri tükettik. Ama artık azaldı yani. Dolaplar falan boşaldı. Yarın da eğer annemle gidersek pazara gideceğiz arkadaşlar. Pazarda biraz yemekli falan sebze meyve almamız gerekiyor. Bol domates ve marul. Yeterli bol domates olmamış daha. Biraz daha olgun domateslerde güzel salata oluyor. Bunları güzel yıkayalım. Sonra da salatamızı yapalım. Pidelerin üzerinde sürmek için iki tane ördek yumurtası kırdım arkadaşlar. Şöyle bir kaşık da yoğurt ekledim. Arkadaşlar bayağı yumuşak olmuş. Şöyle. Görünüyor. Bence gayet güzel oldu. Şimdi şunu da açalım hemen. Kofteleri aldın mı? Yok. Alınma yana falan. Sobanın üstüne koy be. Takları batırdım ki. Yumurtayla yoğurt biraz fazla geldi ama. Yapacak bir şey.
şey yok artık, ziyan edemezdim onu. Şu şekilde üzerlerine de çörek otu ve susam ekleyeceğim. Bence gayet güzel bir şekilde görünüyorlar. Şuna biraz daha az ektim. Hani şunu ilk önce fırına koyalım. Ben de dönemi yapacağım sonra. Sıçağı. Yumuşak mı, kötü mü olmuş? Bu tek çok güzel olmuş. Evet, ne istersin haram yollarda? Bir tane daha bir şey. Yani bu deve nazlı nazlı vadilerde otlayıp duruyor. Hani 50 devenin verdiği sütü. Evet arkadaşlar, şimdi ezanımız da okuyacak inşallah. Çaklat, ne yapıyorsun kız? Soframızı kurduk biz. Bu akşam biraz erken geldik. Normalde işler falan olunca ezan okuduktan sonra giriyorduk ama bu akşam biraz erken oldu. Güzel oldu. Pideleri annemler beğendi. Yumuşak olmuş dediler. Güzel olmuş dediler. İkincisi de zaten sobada pişiyor. Rabbim herkesin orucunu hayırlısıyla kabul eylesin. Tuttuğumuz oruçları tabii. Umarım güzel bir video olmuştur. Daha güzelleri, daha iyileri sizlerin sofrasında bulunması dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La.